Türkiye'de aydın denilince ilk akla gelenlerden. Yazar, senarist Vedat Türkali, Abdülkadir Demirkan adıyla 13 Mayıs 1919'da Samsun'da dünyaya geldi. Yoksul ve dindar bir ailede büyüdü. Lise yıllarında Marksist düşünceyle ve sonrasında yoldaşı ve eşi olacak Ayşe Merih Baykal'la tanıştı. İlk edebi ürünlerini bu dönemde verdi. Deniz adlı ilk şiiri Bafra Halk Evi'nin dergisinde yayımlandı. Vedat Türkali 1937-1942 yılları arasında askeri öğretmen olmak kaydıyla İstanbul Üniversitesi Türkoloji bölümünde öğrenim gördü. Üniversite yılları Türkiye Komünist Partisi'ni arayışla geçti ve o dönem gizli çalışan TKP'ye üye oldu. Türkali o dönemi başyapıda sayılan Güven romanında anlatacaktı. Öğreniminin ardından Maltepe Askeri Lisesi'ne atandı. Askeri lise, savaş koşullarında Konya Akşehir'e taşınmıştı. Kızı Deniz Türkali, o Akşehir'deyken İstanbul'da doğdu. Bekle Bizi İstanbul şiirini eşinin ve kızının hasretiyle yazdı. Karınla bekle bizi. ...29 Ekim 1951'de TKP tevkifatında tutuklandı. Farklı cezaevlerinde tamamladığı tutukluluğu 7 yıl sürdü. ...1958'de kısa bir süre Rıfat Ilgaz'la Gar yayınlarını işletti. Ardından Yılmaz Güney'in aracılığıyla sinemaya adım attı. Vedat Türkali adını bu dönemde kullanmaya başladı. Hapishaneden çıkınca tabii hiçbir işim yok, ne yapacağımı da bilemiyorum. Yeni evi açtık. Bir gün delikanlı böyle dal gibi bir çocuk geldi. Ben Yılmaz Güney dedi. 18 yaşlarında falan. İktisat fakültesi yok, ekonomi okuyormuş, Adanalıymış falan. Çok kısa sürede kaynaştık. Yani baba oğul gibi olduk ben o zaman 38. Daha 40'a yakınım yani. Senaryosunu yazdığı ilk filmlerden biri 1961 yapımı Ertem Göreç'in yönetmenliğindeki Otobüs Yolcuları'ydı. Başrolde Ayhan Işık ve Türkan Şoray yer alıyordu. Sinema dünyasına en büyük armağanı olan Karanlıkta Uyananlar 1964 yılında çekildi. Ben teknisyenim oğlum. Çoluğum çocuğum da yok. 4 çocuğunla sürünmüyor musun Mustafa? Ya sen Temel? 60 lira alırsın haftada. Hasta anan, karın, 2 çocuğunla nasıl geçiniyorsun? Sen Hasan, Rıza, Moiz, Şakir, Hristo, Yaşar... Ulan neyiniz var kaybedecek? Adalet Partisi iktidarının saldırılarına uğrayan film... Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülüne değer görüldü. Türkali asıl tanınırlığına 1974 tarihli Bir Gün Tek Başına romanıyla kavuştu. Yayımlandığı dönemde büyük yankı uyandıran roman, Orhan Kemal roman armağanını kazandı. Başyapıtı Güven romanını 1999 yılında Londra'da tamamladı. Romanı, Sansaryan Han'ın en üst katındaki birinci şubeden atılarak öldürülen Hasan Basri Alp'in anısına adadı. Vedat Türkali yaşamı boyunca toplumsal konularda sesini yükseltmekten çekinmedi. Kürt meselesine ilişkin düşüncelerini Özgürlük İçin Kürt Yazıları kitabında topladı. Bu Türk ve Kürt, bu topraklarda yaşayan herkesin temel görevi. Biz birbirimizi öldürerek bir yere varamayız. Kim varabilir ki? 40'ın üzerinde senaryo, 3 sinema filmi, 4 tiyatro oyunu ve 8 roman yazan Vedat Türkali, 29 Ağustos 2016'da Bataklıkta Dağ Güneşleri adını verdiği son kitabı üzerinde çalışırken 97 yaşında hayatını kaybetti.